Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyicileri. Programımıza hoş geldiniz. Bugün Bursa Gürsu'ya bağlı Ağaköy'deyiz. Uzman konuğumuz Yasin Güleş ile birlikte armut bahçelerinde kış bakımını konuşacağız. Sevgili izleyiciler, uzmanımız Yasin Güleş ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Yasin Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz köyümüze. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biraz içinde bulunduğumuz bahçenin özelliklerinden izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Tabii. Burası köyümüzün kum mevkiinde bir bahçemiz. Bu bahçemiz Deveci Armudu. Daha önceden Santa Maria açıldı. Santa Maria ekildi, pardon. Santa Maria ekildi. Biz buna Santa Maria'ya Deveci aşıladık. Deveci aşıladıktan sonra bu bahçemiz görmüş olduğunuz gibi ağaçlarımız çok büyük bu haldeydi. Ama tabii ateş yanığına maruz kaldığı için içinde sadece 80 tane büyük ağacımız kaldı. 80 tane büyük ağacımız kaldığından dolayı tabii biz bunların içine hemen gençleştirdik. Fidan ekerek yeniden büyütmeye çalışıyoruz ama tabii fidan kolay kolay büyümüyor eskiye göre. Öncelikle eskiden çok güzel fidanlar büyüyordu ama tabii şu an toprakta taban suları çekildikten sonra fidan artık büyümesi çok zor. Ama bu sene maşallah verim, yağmur, kış, hava şartları çok iyi. İnşallah böyle gider. Toprağımız doğuya suya daha iyi olur. 2014 sezonunu iyisiyle kötüsüyle güzeliyle geride bıraktık. 2015 sezonuna başlıyoruz Allah'ın izniyle. İşte başlamadan önce bu bahçemize zamanı geldiği için toprak analizlerini yaptırdık. Ağacımız yaprağını döktükten sonra hemen işte zamanı olduğu için toprak analizlerini bu bahçemizin sınırından, yol sınırından 15 metre içeriden şu 3 boyut olmak üzere 3 farklı noktadan, orta kesimden 3 farklı, bir de sona doğru sınıra gelmeyecek şekilde 3 nokta, toplam bu bahçemizden 9 farklı bölgeden toprakları alıp karıştırarak bahçemizi topraklarını laboratuvara gönderdik. Laboratuvar sonuçlarımız geldi. Biz de laboratuvar sonuçlarımıza göre bahçemize, bu bahçemiz ne istiyor, ne yapmamız lazım, onun raporlarının doğrultusunda bu bahçemize gereken uygulamayı yapıyoruz. Evet Yasin Bey, hemen ben toprak analizine geçmeden öncesi bir iki soru soracağım. Bahsettiğiniz az önce, daha önce Santa Maria vardı, üzerine Deveci yapıldı diye. Öncelikle bunu öğrenebilir miyiz? Hani neden yaptınız? Bahçede çeşit değiştirme mi yaptınız? Tabii. Şimdi Santa Maria'mız daha eskiye dayalı olduğu için Devecimiz de o zamanlarda kısıtlı. Herkes de yoktu. Şimdi fidanını ekseydik yaklaşık 5 yıl, 6 yılda geri dönüşüm olacaktı. Ama böyle büyük ağaca aşı yaparak biz bunu 3 yıla indirerek daha hızlı. Çünkü kök güçlü olduğu için enerjisini yukarıya veriyor. Daha büyütüyor ağacı. Ama öbür türlü fidan da ektiğin zaman ilk başta kök hazırlaması yapıyor. Kendi bir kök hacmini oluşturduktan sonraki ağaç büyüme noktasına geliyor. O yüzden yani aşılama gereği duyduk. Çünkü Santa Maria'mız o zamanlar bahçemiz fazlaydı. Devecimiz azdı. O orantıyı eşit miktara sağlamak için, hem de o zamanlarda daha deveci öndeydi. O yüzden devecimizi aşılamış olduk. Santa Maria'lar ne kadardı? Kaç yaşındaydı aşılama yaptığınızda? Santa Maria'lar o zamanlar yaklaşık 12 ya da 13 yaşında olması lazım. Evet. Tahmin 13 yaşında olması lazım. 13 yaşındaydı. Bu işin tabi uzman aşıcılarını getirdik. Biz bilmiyorduk o zamanlar tabi. Ben daha o zamanlar ufaktım. Şimdi Allah'ın izniyle büyüdük. İşin başına geçtik. İşte aşı yaptırdık ama tabii aşı yaptırdığımız yerlerde mesela ne oluyor? Şu güzellik sağlıyor.
etek kısmından dalları bırakarak santamari alıyoruz. Santamari topluktan sonra deveci alıyoruz. Yani iki ürün almış oluyoruz yani bu bahçemizden. Bu bahçemizin bazı ağaçlarında çoğunda da aşılar kırıldığı zaman ağaç kendi sürgününü devam ettiriyoruz. Mesela bir de ağaç yapmadık. İçinde tabii santamari anodumuz da mevcut oldu. Onları o şekilde bıraktık. Yemek için tam fazla olursa piyasada topluyoruz. Bu bahçemizden iki ürün almış oluyoruz. Peki çeşit değiştirmeyi hangi dönemde yapıyoruz? Mevsimsel olarak şimdi, baktığımızda. Şimdi çeşit dönemi tabii bu ağacın uyku moduna yattıktan sonra Şubat ayları gibi. Şubat ayı gibi. Aşı evet. Yani kalem aşı derler. Göz aşı Ağustos'ta olur. Kalem aşı Şubat ayında olur. İşte farklı hani vuracağınız aşı kalemini başka ya da varsa bu bahçelerde güzel kalemleri seçerek onların aşı bıçaklarından kalemleri açılır. Daha sonra keskiyle ortadan yardıktan sonra ağacın genişliğine göre kalem iki tane ya da üç tane vurulur. Ya da bir tane vurabilirsin ağacın şeyine göre, dalına göre. Şu görmüş olduğunuz mesela, şu görmüş olduğunuz dağla mesela iki tane kalem aşı yapabiliriz. İki tane kalın yapabiliriz. Kalın olduğu için değil mi? Tabii kalınlığına göre. Çok kalın dala vuramıyoruz. Damarlardan dolayı evet. Yapamıyoruz. O yüzden bu şekilde uzmanlar yaptı. Bize uzmanların bakımları oluyor. Hassas bir şey. Sürgün zamanı çıkıp rüzgar kırabiliyor, kuşlar kırabiliyor, her türlü şeyler olabiliyor. Evet. Bunların da maruz kalıyoruz. Ama hep kontrol ederek işte kısa uçlarını vurarak altyapıyı güçlendirerek o şekilde büyütmeyi sağlıyoruz evet. Aşılarda. Peki aşıdan sonra bahçeye ayrı bir bakım yaptınız mı? Gerek işte toprak işleme, gübreleme olsun aşıdan sonra ya da soğuktan koruma için herhangi bir önlem aldınız mı? Aşıdan sonra aşının zaten o zamanlarda fazla bir bakım olmuyor. Sadece toprak yapı çamurları var onun. Kuruduğu zaman nemli tutuyoruz, sulama yapıyoruz. Nemli olsun da kurulduğu zaman da tabii ağacın su özelliğini, kuruma özelliğini kaybediyor. O yüzden onu özelliği kaybetmemesi için şey yapıyoruz, aşıları komple kendimiz su getirip suluyoruz. Armut bahçelerine devamlı olarak sulama yapılıyor mu? Tabii. Şimdi zaten kıştan sulama yapmıyoruz. Meyve belirli bir noktaya geldikten sonra artık hani ağaç halsizleşiyor. Diyor ben diyor artık da yeter artık suyu yetiştiremiyorum. Biz tabii kuyular sayesinde görmüş olduğunuz siplik sistemiyle su kaybımız hiç olmuyor. Suyumuz israf olmuyor, boşa gitmiyor. Bahçemize istediğimiz zaman siplikten de gübreleme de yapabiliyoruz. O bize kalmış. Ağacın ne istiyorsa ona göre farklı noktalarına gübreleme olayı da yapabiliyoruz. Ama tabii ilk başta kıştan biz toprakta uygulama yapıyoruz. İlk başta siplikten gübrelemeyi de yazdan yapıyoruz. İki faktörde uygulama yapıyoruz. Şu an kış dönemindeyiz. İşte kış döneminde mesela yaptırmış olduğumuz analize göre şu an elimde görmüş olduğunuz analiz sonuçları var. Bu analiz sonuçlarına göre biz bu bahçemize ne uygulayacağız? Buradan bakarak bu ağaçlar ne istiyor, ne istemiyor? Ona göre buradaki rapporlar doğrultusunda biz bu ağaçlara uygulama yapacağız. Evet, bu arada hem spring kullanımınız modern bir sistem olduğu için ilgi çekici hem de bilinçli olarak gübrelemeyi de toprak tahliye sonuçlarına göre yaptırmanız yine ayrıca dikkat çeken bir nokta oldu. Spring sisteminden bahsetmenizi isteyeceğim öncelikle. Bu sisteme geçişe nasıl karar verdiniz? Yani normalde karık sulama ya da vahşi sulama yapılıyor bahçelerde. Evet, şimdi bu bahçemiz kumsal bir yapıya sahip. Suyu salma yaptığında doymuyor. Hemen suyu aşağı geçiyor. Bu sefer de tabii çok su ihtiyacı sağlamak zorunda kalıyor. Bu sefer de maliyetler de çok artıyor. Şimdi traktörümüzü ya da su motorumuz dediğimiz emmeye kurduğunda ya da dalgıç pompalara kurduğumuzda şimdi mazot çok akıyor. Önceden mesela salma suda 8 saat 10 saat sulama yapıyorsak bunu biz spring sistemiyle 4 saate indirebiliyoruz. Çünkü bunun içindeki üstteki kafalarda mesela
Buradaki kafa 160'lık geniş açı olduğu için bütün aralıkları komple kalıyor. Yani buraya çalıştırdığım zaman sistemi 4 saatte bütün tarla sulanmış oluyor. İstediği bölgeler sulanıyor ayrıca. Tabii yani şimdi çok sulamak da yani bahçe içinde bir şey yapıyor, külfet yani. Evet. Hem yani zararlı oluyor. Yani. Hem de maddi olarak. Aynen şu an zaten ben buraya 4 saat suluyorum. 3-4 gün sonra bakıyorum ağacın su, ağaçlarımıza bakıyoruz. Kontrol ediyoruz mesela eğer su ihtiyacı varsa hemen getiriyoruz makinemizi. Kuruyoruz. Hemen 4 saat daha suluyoruz. Bu şekilde buraya bu tarlaya yaklaşık 5 ya da 6 uygulama yaparak sulama uygulamasıyla sezonunu bitiriyoruz. Hangi dönemlerde yapıyorsunuz? Hangi dönemlerde? Yaza tabii. Haziran sonunda başlıyoruz. Haziran sonu, Temmuz, Ağustos. Tabii o andaki sıcaklığa bağlı. Çok eğer sıcak varsa, nem olayı fazlaysa o zaman hemen sulama yapıyoruz zaten. Evet. Zaten anlıyoruz yani bahçeye girdiği zaman yoğun bir insana buhar vuruyor yani. Evet. Yerden. O yüzden anladığımız için ya da yaprak dokusuna dokunarak, yaprağın canlılığını hissederek oradan da anlayabiliyorum yani ağacın su isteyip istemediğini. Evet. O yüzden yani hemen şey yapıp anladığım için hemen getiriyorum ekipmanımı, hemen kuruyorum. 4 saat boyunca sulanmış oluyor. 4 saat, 5 saat ağacın faktörüne, o andaki sıcaklığa göre ağacın yani bahçemizin hayaletini düşürmüş oluyoruz yani bu şekilde. Bir de bahçelerde gördüğümüz gibi ağaçların araları, bahçenin geneli işlenmemiş, hani yeşil olarak bulunuyor. Bunu neden tercih ediyorsunuz? Şimdi bu bahçemizin işlememesi sebebi, bu bahçemize mesela ızgara, çapa uygulaması yapmıyoruz. Yani yapıyorsak da ağacın canlı aksamında yani yeni yıla yani yeni ürün sezona başladığımızda o yıllarda çünkü kılcal damallar ve perçimler o arada hızlı çalışıyor. Ben bu perçimleri kestiğim anda ağacımı tak duraklama dönemine geçiriyorum. Hemen ağaç duruyor. Bir yara almış oluyor. O yüzden yani yapmıyorum. Kıştan zaten eğer toprak gübremesi topraktan atıyorsam gübremi hemen ince iki parmak çapayla karıştırıp bırakıyorum. Zaten bunun ağacımızın kökleri yüzeysel olarak ağacın iz düşümüne yakın. Buralarda yani. Buralarda olduğu için ben bu şimdi eğer kesersem bunu kılcal damağı ağacımın su miktarını azaltmış olurum. Evet. Çünkü ne kadar kılcal damar o kadar ağaç yerden su çekimi sağlar. Bu sefer de benim meyve gözümü vermiş olduğunuz meyve gözümü bu meyveye dönecek inşallah. Tabii onu güçlü olmasını, suyu alıp meyvemi büyütmesini sağladığı için gerek yok yani kesmememe şey. Evet. Ayrıca bazı şu çim olaylarında başka bir faktörler de var. Yurt dışında gördüğüm gibi bahçelerde hiçbir zaman sürme olayı yok. Onların da gördük. Hatta sorduk. Niye sürmüyorsun? Bu olayı anlattılar. Ayrıca bir de kırayı önlüyor çim. Evet. Çim kırayı tutar. Yukarı salmaz dediler. Ben de genellikle işte bahçemizi mesela biz budama yaptığımız zaman da kesilen dallarımızı ortaya toplayıp ortalarda makineyle parçalıyoruz. Sap parça. Oradaki zaten dallarımızdaki olan elementler de toprağa karışıyor. Onlar da yoğun olarak yapılıyorsa onlar. Tabii her sene sene düzenli olarak bu sistemleri uygulama yapıyoruz. Bağlarda da yapılıyor bu sanıyorum. Çubukları. Aynen. Önceden zaten falan. Böyle bir sistem yoktu. Evet, önceden yeni bizim için de çok külfet oluyordu. Yani dalı işte insan getir, dal toplattır. Hadi dalları toplattırırsın. İşte adam elinin beğendiğini alır. Beğenmediğini bırakır. Bu sefer de yazın toplarken sıkıntı. Hep böyle bir angara bir iş oluyor. Evet. Ama sağ olsun ki dal parçalama ürettiler. Allah razı olsun. Onların sayesinde hem otumuzu biçiyoruz hem dalımızı parçalıyoruz. Parçaladığımız dallar ekstra bize bir gübre sağlıyor. Evet. Yani kompozit gübre olmuş oluyor bahçemize. Güzel oluyor yani. Peki bu dallarda bahçelerde hastalık ya da zararlı yapan etmenler de bulunabiliyor mu? Bunların riski oluyor mu? Şimdi tabii. Karşılaştınız mı ya da hiç böyle bir sorun? Eğer bahçemizde çok aşırı ağaçlarımızda hastalık varsa tabii biz onları kalkıp da bahçemizi koyup burada parçalama yapmıyoruz. Evet, bahçenin sağlığı burada aslında tabii yani, belirliyor yani burada değil mi yapılacakları? Tabii yani burada zaten şu an ne varsa ya yerden başlar ya yukarıdan mı gelir bu? Evet. O yüzden yerden mümkün olduğu kadar biz hastalıklı olan şeyi toprağa karıştırmamak istiyoruz. Ama tabii yukarıdan gelecek hastalıklara karşı bir şey yapacağımız yok.
Doğal olarak Rabbimiz bilir. Yağmurla her türlü şeyden geliyor ama biz hani yukarıdakine müdahale edemediğimiz için aşağıdan müdahale etme şansımız olduğu için aşağıdaki eğer hastalık varsa ağaçlarımızda o dallarımızı biz bahçemizden uzak bir yerde imha ediyoruz, yakıyoruz. Evet. O şekilde burada bahçelerde uygulamasını yapıyoruz. Peki son dönemlerde demeyeyim de daha öncesinde de armutta baş belası olarak bildiğimiz bir ateş yanıklığı hastalığımız var. Evet. Siz bu bahçede ne gibi önlemler alıyorsunuz ateş yanıklığına karşı? Valla bu bahçede ateş yanığını tabi biz de çok eski yıllarda çok maruz kaldık. O zamanlar tabi biz bilmiyorduk. Öyle bir virüs geldi ki neredeyse bu ovada armutçuluğu bitirecekti. Öyle bir noktaya getirdi. Tabi araştırma 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 en sonunda böyle bir iki ilaç buldular. Biz o zamanlar tabi böyle bir hastalık olmadığı için fazla bir bahçelerde bu kadar yoğun bir ilgiyle bir bakım uygulaması yapmıyorduk. Ama bu hastalık geldikten sonra bize yanlışı doğruyu öğretti yani. Evet. Bakteriyel bir hastalık Aynen. zaten bu bahsettiğimiz hastalıkta. Bu da bitkilere giriş yolları diğer bakterilerde olduğu gibi mekanik zararlanmalar olsun, yaralanmalar olsun ya da bitkinin don yediği dönemlerde oluşan zararlardan giriyor. Bunlara karşı üreticilerimize ne gibi önlemler almalarını tavsiye edebilirsiniz? Yani şimdi şöyle bir şey, bu ateş yanığının farklı çeşitleri var. Yani yaklaşık tabii bize duyduğumuza göre 36 ırkı Irkı varmış. var farklı, evet. Bu 36 ırkın 24 ırkı çok aşırı yani biz bile müdahale edemediğimiz anlar olabiliyor. Biz normalde ağaçlarımızı çok kuvvetli bakmama bakıyoruz. Eğer çok azotlu gübre, çok güçlü ağaç her zaman ya da dolu yemiş, aşırı bir dolu yemiş mesela bir ağaç kesinlikle zaten ateş yanığına maruz kalıyor. Bu tabi ağaç şu an mesela kış dönemindeyiz. Eğer Evet. bu önümüzdeki geçtiğimiz günlerdeki kar soğuk olmasaydı şu an ağaçlar yine çalışıyor durumunda olacaktı. Daha yeni uykuya yattı. İyi ki de yattı yani. Ağaç uykuya yatmazsa bizim için önümüzdeki sezon için çok büyük tehlike de yaratabiliyor. Stresli uyandığı için ağaç sanki insanı bir saat uyumuşsun hemen uyandırmışsın. Asabi yani tepkisini nasıl görebiliyorsan bu şekilde ağaç da bize o önümüzdeki uyanma dönemindeki stres ve tepkisini yansıtıyor yani. Biz bunu hissedebiliyoruz. Evet, peki siz bu bahçede Erwinia millevora olarak bildiğimiz ateş yanıklığına karşı hangi dönemlerde ilaçlamalar yapıyorsunuz? Biz hangi dönemlerde yapıyoruz? Zaten bunun çiçek döneminde bir uygulamalar, ilaçları var. Çiçekten sonra zaten çiçekten önce bordo bakırlı atıyoruz. Genellikle bunun da çok büyük faydası oluyor. Hangi ay gibi Hangi atılıyor? ay? Şubat ayı tabii. Yani budamalar falan olsun olmasın önemli değil. Bunun zamanı geldiği zaman atacaksın. Çünkü Yağışlar etkiliyor mu ne zaman atacağınızı? yağış tabii hava şartlarına göre meteoroloji takiplerini yaparak hava mesela bugün çok güzel. Eğer böyle havalarda hiç kaçırmıyoruz yani. Evet. Hemen tankerimizi takıp bahçemize ilacımızı Şimdi uygulama dönemi yapıyoruz. olsaydı eğer yağış da beklenmiyor bir iki gün içinde hemen Aynen. Hemen ilaçlamayı atıyoruz. Zaten o bordo kuruduğu zaman bulamacına üzerinde kalıyor. Şu an zaten gözler tamamen kendini çekmiş durumunda. Evet. Kendini sıkıyor. Daha yani zamanı var uyanma dönemi olduğu için buna bir uygulama yaptıktan sonra bunların artık böyle havalar iyice ısınmaya başladığında ikinci uygulamaları da yapabilirsin. Hem ateş yanığına Evet. hem karaleke Evet. olayına çok faktörlü sağlıyor. O yüzden yani bu uygulamayı da yapabiliyoruz. Kara leke görünme durumu nedir bu bahçede? Şimdi karaleke durumu tabii karaleke durumu olduğu zaman şöyle bir şey aşırı yağıştan Evet. olabiliyor. Tabii bu karaleke durumu çiçeklenme dönemi bittikten sonra bahçemizdeki meyve, tomurcuk, nohut tane geldikten sonra başlıyor karaleke. Eğer havalar çok kötü gidiyorsa uygulamasını daha erken alıyorsun. Karalekesini yoğun mesela atıyorum bunu 7 gün atıyorsak 3 gün indiriyoruz, 4 gün indiriyoruz. Bu şekilde bahçemizi kontrol ederek yapıyoruz. Eğer bahçeni zaten kontrol etmiyorsan hani oradaki ilaçtaki yazan 7 gün, 10 gün, 14 gün, 21 gün bunlara bakıyorsan bir kere aldanıyorsun. Evet, biraz bahçenin içinde olup Aynen. gözlemleri yapıp yani hava Aynen. şartları, bahçenin durumu, bitkinin durumu bunları hep beraber değerlendirip ondan sonra yapması Tabii gerekiyor diğer tabii. üreticilerimizin de. Aynen. Eğer yapmıyorsan zaten hata yapıyorsundur. Zaten bu hata yaptığında anlayacaksın. Anladığın zaman da her şey de geçmiş olacak. Peki biraz da şu toprak tahliye sonuçlarınızı değerlendirmenizi isteyebilir miyim sizden? Tabii. Şimdi
bahçemizin analiz sonuçları gelmiş. Şimdi bu bahçemizde demir olayı çok az çıkmış. Evet. Ben yani buraya bu sene demir uygulayacağım. Yani armut bahçelerinde ihtiyaç duyulan elementlerden birisi, aynen, değil mi demir? Aynen, aynen. Evet, demir çok önemli bir element. Mangan yazmış burada analiz sonuçları. Yani hem makro ve mikro elementler olarak ikisinden de değerlendirilmesi yapılıyor sanıyorum ki. İki türlü element değerlendirmesi de yapılıyor yani. Tabii tabii. Şimdi zaten biz bunları gerek zaten şeyde topraklar altına attığımız gübrelerin içinde de bu elementler var. Ayrıca biz bunları yapraktan da attığımız elementler de var. Şimdi bitki bunu hem kökten hem yapraktan alabiliyor yani. Evet. O yüzden şimdi kökten attığımız gübre artık şöyle diyeyim, pH durumu yüksekse alamıyor. İşte bu bahçemizin pH'i 7.84 yazmış analiz uzmanları. Ben bu bahçeme diyor ki eğer sen bu bahçene senin tansiyonun çok yüksek diyor bahçe. Sen diyor ilacı alamazsın. Olması gereken elementi nedir peki armut bahçelerinde? Olması gereken 7.5 falan. Yani armut biraz da pH'i götüren bir meyve. O yüzden 7.5'ya ben bunu çekersem atmış olduğum elementli gübreleri bu bitki alabilir duruma geliyor. Evet. Bu şekilde sistemi götürüyoruz. Şimdi pH'yi dengelemek için ne gibi uygulamalar yapacaksınız? Şimdi pH'yi uygulaması, pH'yi düşürmek için bu bahçede kükürt, uzman arkadaş bana kükürt önermiş. Dönüm başı 40 kilo yazmış. Ben de bu bahçe için dönüm başı 40 kilo şu an traktörüm ve ekipmanım, gübre tankım taktım. Evet. Birazdan göreceksiniz. Evet, birazdan uygulamasını yapacağım. Bu bahçeye kükürt uygulamasını yaptıktan sonra pH'ini eğer dengeye çekebiliyorsak bu bahçemizde atmış olduğumuz gübreli elementleri ağaç ne istiyorsa alma şansını sağlayacaktır inşallah. Peki kükürtün miktarını nasıl ayarlıyoruz? Yani ağaç başına mı atıyoruz, sıra aralarına mı atıyoruz? O nasıl atımını yapacağız? Şimdi makineni attığımız zaman bir boş bir dolu atıyorum. Makine zaten saçtığı için ağaçların komple yüzeyini kaplıyor. Önemli bir kükürt zaten herhangi bir toprağa şey yaptığı zaman yavaşlarına yıkandığı zaman ağacın yani köklerine ulaşacağına eminiz. Peki bu atacağınız kükürt miktarı pH'yi ne kadar bir ölçüde düşüreceğine inanıyoruz? Tabii pH'yi ne kadar düşürürüz? Fazla düşüreceğini zannetmiyoruz ama tabii seni 2 sene sonra bir daha atacağız yani. 2 yılda bir mi atımını yapıyorsunuz? 2 yılda bir de atabilirsin ya da her sene şeyden de atabiliriz, kökten atabiliriz. Ama şu anki ben 40 kilo yazdığına göre biraz düşüreceğini önümüzdeki sezon için yeniden analizlerin sonuçlarına bakarak duruma göre ne kadar atmamız gerektiğini ona göre karar vereceğiz. Toprak analizini her yıl mı yaptırıyorsunuz? Toprak analizi tabii her yıl yaptırıyoruz. Yoksa bu ağaçlardaki ne lazım, ne istiyor, bitki ne istiyor, ne istemiyor bilemeyiz ki. Evet. Yani biz göz göre biz bir ağaca ben bakıyorum ha bu ağaç bir şey istemiyor deyip geçemeyim. Çünkü bu ağaç önümüzdeki sezon bana meyve hazırlayacak. Ve meyveyi taşıması için güçlü olması lazım. Güçlü olduğu için de bu sefer benim meyvemi kaliteli bir meyve haline getireceği için ben bu ağaca alttan gerek üstten bakımlarını her zaman yapmam lazım. Kaliteli bir meyve yetiştirmek için elimizden geleni tabii yapmak zorundayız. Evet. Üreticilerimiz de buradan sizlerin aracılığıyla tekrar iletmiş olduk. Yani eğer gerçekten sağlıklı, kaliteli ürünler istiyorlarsa, biraz da ceplerinin gelecekte bunların satışını yaptıkları zaman dolu olmasını istiyorlarsa topraklarının analizlerini düzenli olarak yaptırmaları ve onun sonuçlarına göre gübreleme planlarını belirlemeleri gerekiyor. Ya toprakta bir sürü farklı elementler var yani. Bunun kimisi ağaca yarar, kimisi yaramaz. Zaten bunu hiçbir şeye uygulamasa dahi yine armut yapar ama tabii farklı İstediği yönlerde olmaz. Verimden düşük olur. Kalite kaybı düşük olur. Bu faktörlerden maruz kalmaması için tabii toprak tahlilini yaptırıp hangi gübreyi uygulamak istiyorsa o gübreleri uygulayıp ona göre karar vermesi lazım. Evet, peki yaprak analizi de yaptırıyor musunuz? Yaprak analizi de bu sene yaptırdım. Onun da yani toprak analiziyle yaprak analizi acaba farklı uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Ya da farklı topraktan aldığım eksik şeylere göre acaba yaprakta aynı seviyeyi görebilir miyim, göremez miyim diye bu yıl Haziran 15'i gibi yaprak analizi yaptırdım.
yaptırdığım sebeplerle ikisinin topraklarına uyuştu. Aynı orantıda çıktığı için. Dedim ki yani tamam bu ağaç kesinlikle. Çünkü şimdi yanılma olabiliyor. Tabii. İnsanlar şimdi yaprak analizi yaptırıyor, toprağı yaptırmıyor. Yani yemek yiyorsun, su içmiyorsun. O aynı şey gibi geliyor. O yüzden toprak tahlilini yaptırdım. Hem bu yönden içim de rahat oldu. Burada yani hangisini atacağımı da karar vermek bana göre daha iyi oldu yani. Evet. Toprak analizi sonuçlarında zaten bitkilerin yararlanabilir formda ya da yararlanamadığı formlarda olduğu da belirtiliyor. Toprakta işte kalsiyum var fakat bitkinin yararlanabileceği formda değil diye de belirtiyorlar. Bunu da dediğiniz gibi yaprak analizi yaptırarak bitki bundan yararlanmış mı gerçekten yoksa yararlanamamış mı, işte kalsiyum var mı yok mu, bunları da belirleyebiliyor Tabi üreticilerimiz. tabi. Yapraktan mesela eğer pH, eğer şimdi yaprakta şey var, toprakta var element ama pH onu yüksek olduğu için bağlamış. Bağladığı için de bu sefer de o elementi alamıyor. Sen şimdi mikro element olarak yapraktan atarsın. Evet. O yapraktan onu alır ama yeterince alamaz. Bu sefer de yine bir eksik bir durum olur. Tabii. Yani hem yerden, topraktan hem de yapraktan atman lazım ki ikisi de güzel bir başarı sağlasın yani. Evet, ama bu planlamalarını yine dediğimiz gibi toprak analizlerinin sonucunda Tabi uzmanların tabi. belirttiği ölçülerde yapmanız Aynen. gerekiyor. Evet. Bizim üreticilerimizde de şöyle bir şey de vardır, anlayış da vardır. Eğer komşum attı, baktım uygun şu gübreyi kullanmış. Evet, bahçesine yaradı, daha çok verim aldı. Ha, ben de atayım, olmaz. Çünkü topraklarımız hepimizin birbirinden farklı. Yaptığımız uygulamalar Aynen. olsun, attığımız gübreler olsun. Yan yana olan iki arazinin hiçbir zaman birbirini tuttu. Zaten çok fazla görmüyoruz. Çok Çok nadir doğru görülür söyledin, bunlar. evet. Bu yüzden toprak analizinin çok önemli olduğunu bir kere daha sizlerin aracılığıyla da vurgulamış olduk. Evet. Şimdi dilerseniz kükürt atacağımız ağaçların yanına geçelim. Orada yapacağımız uygulamalardan bahsedelim. Evet, Yasin Bey ile birlikteyiz. Tekrar Yasin Bey, şimdiki yapacağımız uygulamayı anlatabilir miyiz Tabii. izleyicilerimize? Şimdi bu bahçemize analiz sonuçlarına göre 40 kilo yazdığına göre biz bu bahçemiz 4 dekar işte yaklaşık olarak 200 kilogram ben buraya kükürt uygulaması yapacağım. O yüzden bu görmüş olduğunuz gübre tankına koyduk. Normalde biz bunları tozları elle atlıyoruz ama eller de göz yakıcı ve Evet. insan sağlığına zararlı olduğu için bunların granülleri var. Granülerde aynı şekilde mercimek kalibreleri gibi. Onları alarak bu makine sayesinde biz hem kendimizi korumuş oluruz hem de hiç işçilikten de kaçmış oluyoruz. Evet. Bu makinenin sayesinde vermiş olduğumuz orada bir ayarlama kolu var. Ne kadar atılacağını, atılmayacağına göre. Oradan ayarlayıp kolu aşağı indirdikten sonra aşağı dökülüyor. Shout sayesinde dönerek arazimize yaymış oluyoruz Hacmi kükürtümüzü. nedir bunun? Hacmi yaklaşık 250 kilo. 250 kilo alıyor. Evet. Evet, ne kadarlık bir alanı, yani nereye yapacaksın, nereyi nasıl belirliyoruz şu an atacağımız alanı? Şu an ben mesela bu sıra arasına girdiğimde bu sıra arasındaki yandaki ağaçların yan tarafa da geçebiliyor, öbür tarafa da geçebiliyor. Ben bu tarlamda bir boş, bir dolu yapıyorum. Yani bu sıraya giriyorsam yandaki sıraya girmiyorum, öbürki sıraya giriyorum. Aynen bir boş bir dolu yaparak tarlanın nesini geçiyorum. Eğer kalırsa yeniden girmediğim aralara girip onları yaymış oluyorum. Serpme Bitirmiş oluyorum. olarak Serpme attığı yapıyorum. için zaten. Aynen. Bildiğiniz gibi yayıyor. Yayma olarak yapıyor. Yaptığı zaman o şekilde gübremizi buraya atmış oluyoruz. Peki kükürtü seçerken dikkat ettiğiniz özellikleri var mı kükürtün, yoksa her kükürtü kullanabiliyor muyuz? Tabii yani şimdi normalde bana yazmışlar analizlerini. Toz kükürt. Ben İşte toz kükürt bana işçilik maliyeti çok olacağı için ya da kendime zararlı olacağı için ben hemen aynı kükürdün granül olduğu için granül aldım. Kükürtte farklı bir şey olacağını zannetmiyorum. Kükürt kükürttür yani. Tabii yararlanabileceği Tabii formda yani. olmasına dikkat edeceğiz Aynen yani. sadece. Eğer bir bahçeme mesela ben bu kükürtü uygulamasını yaptım. Eğer faydasını görürsem aynı şekilde devam edebilirim. Evet. Daha önceki yıllarda da kükürt uygulaması yaptınız mı bahçeye? Valla daha önceki yıllarda fazla atmadık. Sadece atmış olduğumuz gübrelerin içindeki kükürtler sayesinde bu zamana kadar gittik ama sonuçlara bakarak dedik ki ya baya bir buradaki kükürt ihtiyacı artmış. O Artmış, yüzden bu sene kullanıyoruz yani. evet. Yine de Diğer tabii meyve şey evet. şöyle diyeyim size. Yine biz
toprak altı gübrelerinde yine kükürt uygulaması yine kullanacağız. Yani yine diğer bileşiklerin içerisinde kükürt olmaya devam edecek attıklarınızda. Aynen, tabii. Aynı zamanda toprağın tansiyonu ya da pH'sını dengelemek için de yine ayrı bir kükürt uygulaması yapıyoruz. Aynı şekilde yine devam edeceğiz, evet. Doğru. Peki diyorsun. Ağaç başına ya da birim alana gelecek miktarı belirliği nasıl belirliyoruz? Ya burası 4 kilo. 4 dekar bir bahçemiz. Bu dekara 40 kilo ya da 50 kilo atıyoruz. Yaklaşık 200 kilo yapıyor. 200 kilosunu zaten çuvallarımız 25 kilo. 8 çuval boşalttın içine. O da yaklaşık 200 kilo tabi evet. oluyor. O yüzden ben bunu ona göre buradaki bütün tarlama eşit bir şekilde atacağım inşallah. Bu biraz el alışkanlığına da bağlı değil tabii, mi? Tabii tabii. Diğer gübreleme işlemlerinizde yine bu makineyle mi yapıyorsunuz? Aynen. Aynen, hiç zahmet çekmeden. Tabii azotlu gübreler eğer ihtiyaç olursa ellerini azalıyoruz. Ama genellikle büyük ihtimal makine atıyorsun. Bu makine atıyorsun. Evet, makinenin çalışma prensibini anlatabilir misiniz biraz makine, da? Makine traktörümüzün kuyruk. Kuyruk miline bağlı. Miline bağlı. Milini orada kol valisiyle indirdiğim zaman aşağıda görmüş olduğunuz pervane dönüyor. Evet. Döndüğü zaman aşağıda yan tarafta kolumuz var. Kolumuzu açtığımız zaman atıyorum ben orada ayarları var. Ayarlarına göre açıyorum. Ayarlarını yaptıktan sonra açtıktan sonra hemen döndüğü için daire ihtiyacında döndüğü için akıyor içine. Şuradan evet. akıyor aşağı. Aktığı zaman şuradaki perçinler sayesinde atıyor dışarıya. Fırlatarak savuruyor evet. değil mi? Savuruyor. Eşit miktarda savuruyor. Savurduğu zaman zaten girmiş olduğunuz sıra arasındaki hem araya atıyor hem de yan tarafa attığı için bu araya bir daha girme ihtimali duymuyoruz. O yüzden öbürkü araya gidiyoruz yani. Bir boş bir dolu yapıyoruz. O şekilde uygulama yapıyoruz. Şimdi ben görmüş olduğunuz gibi birazdan uygulamasını yapacağım. Siz evet. de görmüş olacaksınız. Evet, o zaman sizden uygulamasını izleyicilerimize de uygulamalı olarak göstermenizi rica ederim. Tamam. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Bursa'da Ağaköy'deydik. Uzman konuğumuz Yasin Güleş'le birlikte armut bahçelerinde yapılan işlemleri ve son olarak da atılan kükürt uygulamasını görüntüledik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.